Bir tarafımda GT3, diğer tarafımda GT3 Pro. Her iki modelde tasarımıyla, şıklığıyla piyasayı alt üst etti. Çünkü üst seviye birer akıllı saat olmalarının yanı sıra klasik saatlerin tasarımını taşıyorlar. Bu GT3 modelimiz, bu da GT3 Pro modelimiz. Kutuları açtığım gibi kapatıyorum. Şunların tasarımlara bir bakar mısın? Birçok akıllı saat kullanıcısının aklını karıştırmak için oldukça yeterli. Piyasada böyle görünen başka akıllı saat markası yok maalesef. Buna Samsung da, Xiaomi de, Apple da dahil. Ha dur, saatlerin ışıltısından videoya girmeyi unuttum. Merhabalar, ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hal böyle olunca son kullanıcının Huawei GT3 modelini seçmesi hiç de zor olmuyor. Burada da şu soru ortaya çıkıyor. Huawei Watch GT3 mü? Yoksa Huawei Watch GT3 Pro mu? Bu birbirinden güzel görünen akıllı saatlerden hangisini seçmeliyim? Bu yüzden böyle bir içerik hazırlamak istedim. Bu videoda elimden geldiğince bu iki modelin karşılaştırmasını yapacağım. Videoya başlamadan önce de rica ediyorum, şu videoyu bir beğen, kanala abone ol ya. Attığınız like'lar ve abonelikleriniz benim için çok değerli. Teşekkürler. Bu iki modeli karşılaştırırken fikrinizi en çok etkileyecek farklardan en az etkileyecek farklara doğru gideceğim. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Tabii bu sıralama senin için geçerli olmayabilir ama genel kullanıcı kitlesi için geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Yani en azından benim için geçerli. Şimdi öncelikle bu iki modelin en büyük farkı olan tasarım konusundan başlamak istiyorum. Tamam, her ikisi de tasarım konusunda gayet başarılı olsa da kendi işlerinde farklılıkları var ve bu durum fikrinizi büyük ölçüde etkileyebilir. GT3 iki farklı boyut ve 4 farklı kordon kombinasyonuyla geliyor. Boyutları 46 mm ve 42 mm. 46 mm olan modelin titanyum gri denilen ama malzemesi paslanmaz çelik olan kordonlusu ve silikon kordonlusu var. Deri kordonlu olanı da vardı ama sanırım lansman seçeneğiymiş. Şu anda herhangi bir online pazar yerinde ya da Huawei'nin resmi sitesinde satışı yok onun. Ama silikon ve paslanmaz çelik olan modelleri buralardan alabilirsin. 42 mm'lik kasaya sahip modelin ise iki farklı seçeneği mevcut. Biri beyaz deri kordonlu, diğeri de gold rengi metal kordonlu. Gold derken altın yani. Hani şu gramı 1250 lira olan sarı bir şey var ya. Ha işte o. Bravo ya, o. O da şimdilik 1250. Yarın 1500 de olur, 2500 de olur. Neyse, konuyu dağıtmayın şimdi. Hiç ekonomiye girmeyeyim diyeceğim de birazdan fikrinizi büyük ölçüde etkileyecek bir diğer farka, yani fiyat farkına değineceğim. O zaman konu oraya geldiğinde gireriz ekonomiye. Huawei GT3'ün bu güzel tasarım seçeneklerinden bahsettiğime göre şimdi gelelim GT3 Pro'nun tasarımına. GT3 Pro modeli de GT3'te olduğu gibi iki farklı boyutla geliyor. 46 mm'lik kasaya sahip olan tasarımlar ve bu sefer 42 değil 43 mm'lik kasaya sahip olan tasarımlar. Yani bunun küçüğü öbürünün küçüğünden birazcık büyük. Öf, cümleye gel. 46 mm olanın kasası titanyum, deri kordonlu, silikon kordonlu ve kasası gibi titanyum kordonlu seçenekleri var. 43 mm olan ise seramik kasaya sahip. Yine kasası gibi seramik kordonlu olan seçeneği ve beyaz deri kordonlu olan seçeneği var. Evet, gördüğün gibi GT3'ün tasarım seçenekleriyle GT3 Pro'nun tasarım seçenekleri birbirinden farklı. Aslında şöyle bir bakınca 46 mm olan modellerde çok da büyük farklar yok gibi ama küçüklerin resmen birbiriyle alakası yok. Genel olarak büyük olanlar erkekler için lanse edilirken küçükler kadınlara yönelik tasarlanmış gibi görünüyor. Ama bana sorarsan büyük olanları kadınlar da, küçük olanları erkekler de kullanabilir diye düşünüyorum. Bu hariç, bunu erkekler biraz zor kullanır. Ya da takacaksın bunu, bir de üstüne gold chain, açık yaka gömlek, kumaş pantolon ve kunduru ayakkabı. Nasıl? İki modelin tasarım farklılıkları bu şekildeydi ama sen de fark etmişsindir, burada tek fark tasarımlarda değil, kullanılan malzemelerde de farklılıklar var. GT3 Pro modeli titanyum ve seramik kasa seçenekleriyle gelirken GT3'te ise paslanmaz çelik kullanılmış. Bunun yanı sıra GT3 Pro'nun kadran malzemesi safir cam, düz GT3 modelinde ise goril cam kullanılmış. Yani bu durumda GT3 Pro'da dayanıklılık arşa çıkarken GT3 arşın bir tık altında kalıyor. Dayanıklılık muhabbetini şöyle özetleyeyim. GT3 Pro dayanıklılık konusunda en üst düzey malzemelerden üretilirken GT3 modeli de en üst düzeyin bir kademe altındaki malzemelerden üretilmiş. Yani GT3'te boru değil. Benim elimde gördüğüm modeller GT3 Pro'nun M Pro'su. Titanyum artı titanyum. Ve GT3'ün 42 mm'lik gold kordonlusu. Gold. Gold. Evet yeter. Tasarım ve malzeme kalitesinden yeterince bahsettim. Şimdi gelelim fikrini en fazla etkileyecek ikinci farka. Fiyatlar. Şimdi fiyatlar konusunda ayrıntılı bilgi vermeyeceğim tabii ki. Çünkü bir haftada bile akıl almayacak şekilde değişebiliyor. Sanki Zimbabwe'de yaşıyoruz arkadaş. GT3 ve GT3 Pro'daki birbirine muadil sayılabilecek tasarımlar arasındaki yaklaşık fiyat farkını söyleyeceğim. Butçuklardan başlayalım bakalım.
GT3 beyaz kordonlu ile GT3 Pro beyaz kordonlu modeller arasında yaklaşık 2500 lira fiyat farkı var. GT3 Gold kordonlu ile GT3 Pro seramik kordonlu arasında yaklaşık 4000 lira fiyat fark ediyor. Tabi buna muadil dedim ama pek birbirleriyle alakası olmayan modeller. 46 mm'lik kasalara gelirsek, silikon kordonlar arasında yaklaşık 2000 lira, GT3 çelik kordonlu ile GT3 Pro titanyum kordonlu modeller arasında ise yaklaşık 3000 lira fiyat farkı var. Gördüğün gibi iki model arasındaki fiyat farkları çok da az değil. Bu fiyat farkının temelinde de tasarım ve kullanılan malzemedeki değişiklikler var. Şimdi GT3 ve GT3 Pro arasındaki diğer farklardan bahsedeceğim. Sonrasında arasındaki fiyat farkına değer mi değmez mi sen karar vereceksin artık. Hem GT3 videosunda hem de GT3 Pro videosunda belirtmiştim. Her iki modelde de 100'den fazla spor modu var. Ama GT3 Pro'ya bunlara ek olarak golf modu ve dalış modu eklenmiş. Vay, golf varsa tamam o zaman. Sonuçta golf bizim atasporumuz. Ne? Golf turnuvam iptal mi edildi? Aslında ikisi de genel kullanıcı kitlesine hitap eden sporlar değil. Ama bu sporlarla ilgilenenler için ayırt edici bir özellik olabilir. Çünkü mesela yarım saat golf oynadın ve şu kadar kalori yaktın demiyor saat. Bayağı ayrıntılı bir golf verisi sunuyor. Atış hızı, vuruş şekli, rüzgarın yönü ve şiddeti vesaire. Hayatında eline hiç golf sopası değmemiş biri olduğum için daha ayrıntısına giremiyorum. İki model arasında bunların dışında bir fark daha var. O da GT3 Pro modeli diğer tüm ölçümlerin yanı sıra bir de EKG yani damar sertliği ölçümü yapabiliyor. Bu da genel kullanıcı kitlesini çok bağlamasa da kalp rahatsızlığı olan ya da bundan şüphelenen biri için önemli bir ayırt edici özellik olabilir. Evet, Huawei GT3 ile GT3 Pro arasındaki tüm farkları anlattım. Bunların dışında iki model arasında herhangi bir fark yok. İşte bildirimleri görüntüleme, saatle telefon görüşmesi yapabilme, uyku takibi, nabız ölçümü, App Gallery'den uygulama yükleyebilme gibi özelliklerin tamamı her ikisinde de var zaten. Ayrıca bataryaları da birbiriyle aynı. Büyükler normal kullanımda 14 günlük bir kullanım süresi sunarken küçükler 1 haftalık bir kullanım süresi sunuyor. Bu GT3'te de bu şekilde, GT3 Pro'da da bu şekilde. Zaten bu özellikleri her iki modelin inceleme videolarında ayrıntılı bir şekilde anlattım. Huawei GT3 ve Huawei GT3 Pro'nun inceleme videolarını ayrı ayrı izlemek istersen linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca sağ üst taraftaki kartlara da ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsin. Şimdi farkların üzerinden kısaca geçecek olursam. 1. Tasarım ve kullanılan malzemeler. 2. GT3 Pro'da bulunan golf ve dalış modları. 3. GT3 Pro'nun EKG ölçümü yapabilmesi. Ve son olarak 4. Fiyatlar. İlk 3 fark bahsettiğim fiyat farkını vermeye değer mi ona da sen karar vereceksin. Bu videoda Huawei GT3 ile GT3 Pro arasında kalanlar için ayrıntılı bir karşılaştırma yaptım. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanala bedava abone olmayı unutmazsan sevinirim. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Kaçar. Nasıl efekt yaptım ama? Ağzımla yaptım ha. Ağzımla yaptım.